Sen var ya çok fenasın bebeğim. Yani resmen Hansel ve Gretel'deki cadı gibi beni şişmanlatıp yemeğe niyetli olduğunu düşünmeye başladım. Oo, ona daha çok var, haline baksana, inceciksin. Bak bak bir. Bak bak ellere bak, ellerin güzelliğine bak, incecik bakayım. Kumelerin eli gibi bunları ben nom nom nom. Yerim ben bunları ya, çok güzeller. Senin baleye meraklı olduğunu da bilmiyordum. Ha. Bakıyorum senin keyfin bayağı düzelmiş. Bu rol dramasını falan unutmuşsun. Vallahi söylediklerinden sonra aklıma bile gelmiyor. Ya ne? Tamam, birazcık aklıma geliyor olabilir. Ama içimdeki şeytanları böyle hemen kovuyorum. Bu arada ben değişmeye başladım, sana söyleyeyim. Senin aşık olduğun kız bu kız değil. Ben senin her haline aşığım. Beni çok sakinleştiriyorsun. Dünyada hiçbir ilacın yaratamadığı etkiyi yaratıyorsun üstümde. Gel buraya. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kek? Öpüşüp sonra kek. Şimdi kek. Ne dersin? Oralarda hayat var mı? Olabilir. Ama burası gibi olmasın mümkünse. Neden? Sen sevmiyor musun bizim dünyamızı? Hayır canım. Dünyamız harika bir gezegen de... biraz İstanbul gibi. Hani derler ya... İstanbul'u gezip göreceksin. Hı hı. Ama yaşamayacaksın diye. Dünyada öyle işte. Anladım. Sen dünyanın dramasını sevmiyorsun. Evet. Yani başka yıldızlarda hayat var mı bilmiyorum ama varsa da dertli olmasın mümkünse. Böyle bambaşka hayat biçimleri, bambaşka hissedişler, algılar olsun. Anne baba travması olmasın diyorsun. Özellikle de baba travmaları. Ekim, derdimizin ortak olduğunu unuttum ben. Canını sıktıysam kusura bakma. Önemli değil. Travma romatizma gibi. Böyle nem kapıyor havadan, arada da sızlıyor. O kadar çok pişmanım ki. Ne kadar özür dilesem de... affedemiyorum ben kendime. Neden bahsediyorsun? Babanla ilgili durumunu bilmeme rağmen lunaparkta yaptıklarımdan. Çok kötüydüm. Seni nasıl affedeceğimi düşünüyordum sürekli. Affedebilecek miyim? Ondan bile şüpheliydim. Ama affettim. Gerçekten mi? Evet. Yani affetmesem bana yük olacaktı. Affetmek özgürleştirir. Nefretir. Hem affetmeseydim seni de bu denizleri nasıl seçecektim ki? Evimiz teraslı olsun. Böyle her zaman yıldızları izleyelim. Evimiz? Gelecekteki evimiz. Yani böyle taşınma süreçleri falan olacak. Ama taşındığımız evin terası olsun istiyorum. Niye öyle şaşkın bakıyorsun? Bak ağzına sinek girecek şimdi. Ya. Ya. Bak ben bütün hayatımı seninle geçirmeyi planlıyorum. Yoksa senin başka planların mı var? Ben bakayım bir düşüneyim.
Yok. Sen bir şey diyeceksin de böyle dilin tutuluyor gibi. Evet. Şunu diyecektim, terasımızın üstü kapalı olsun çünkü ben çok üşüyorum. Yanında bir yatacak yeri çok görme bana. Hem yanında yatarsam da kötülük yatıyor olmayacak yüreğimde. Ram tararam bam rararat tarararat dararat dararat tat tat tararararararara. Abim hoş geldin. Ya Bekir ya Allah aşkına o salam öyle ekmeğin içine konur mu Allah aşkına ya? Halil'in malı deniz yemeyen domuz misali o nedir kardeşim ya? Basma oğlum yeter. Ne yapıyoruz abi ya Allah aşkına? Şunu bilmen lazım abi artık. Günün en önemli öğünü kahvaltı. Buna edeceksin ya. Başka yolu yok yani. Bu kahvaltı edilecek. Orijinal nerede? Ne bileyim ben. Beyefendi hastaymış. Vallahi öyle iyi bir rol yapıyor ki inandım telefonda yani. Çok iyi rol kesiyor. Ya sen var ya asıl rolü tiyatro izlediğinde göreceksin abi. Kardeşim bir oynuyor bir oynuyor. Döktürüyorum kafayı yersin ya. Oturup o sandalyene hüngür hüngür ağlayacağım bak söylüyorum. Gerçi rol komedi. Ama onu hallederiz bir şekilde. Biz sen yine ağlan bir şey olur yani merak etme. İyi o zaman ağlanacak haline güleriz biz de. Ne yapalım Bekir? Ha ha ha. Abi. He. Bak Allah aşkına oyuna gelmemezlik falan yapma. Kesin gel izle. Neşe abla da orada olacak. Şimdi Neşe Meşe'yi bırak. Zaten başımızda bir tiyatro eksikti. Onu da başımıza getirdin Bekir ya. Şunu söyleyeyim. Tiyatro eksik değil abi asla hiçbir şekilde. Tam tıkırında her şey. Tek eksiğimiz kostüm. Onu da sana söyleyeyim çekmişsindir sen abi. Para versene bana. Gidip kostüm almam lazım valla. Yo Bekir ben bu parayı çektim ama yani bir tiyatro oyunundaki kostüm için bu kadar para ne bileyim yani ben kardeşim. Acaba sen bu kostüm işinden bir kar payı çıkarıyor oluyor bilir misin? Yok abi gerçekten çok pahalı ya. Vallahi ben yapmıyorum bir şey yani. Gittik Ayşelerle birlikte kostüm almayı alamadık. Hatta Sedat amca duymuş bir yerden kamyonla Zengin Mahallesi'ne gidiyor. Adamın arabasını bağlıyorlar orada iptal oluyor. Deme ya. Ya. İmiyata pirince giderken diyorsun yani. Aynen. Ay arkadaş ya yazık ya. Adamın ekmeğine bile şey yap. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam abi hoş geldin ya. Hoş bulduk. Geçmiş olsun ben duymadım da arabayı kaptırmışsın. Ha ya sorma ya oldu öyle bir şey. Şimdi iş güç ne bana? Yok ya bak bakacağız bakalım. Bekir. Ya abi özür dilerim sözünü bölüyorum da benim bir arkadaş var. He. Bir yeni mekan açacaktı. O açılış için tanıtım için broşür dağıtan bir eleman arıyordu. Bana söylemişti aklında bulunsun diye. Acaba diyorum hani sen... Yani parası falan varsa ben yaparım yani olacak. Var ya var nakit hem de kemiksiz ya. Dalga mı geçiyorsun? Tamam çok iyi. Yaz ben broşür kocamam ya sen... Ayarlı yeter ki ya, çalışırız. Tamam, hatta benim de okul yok. Ben de gelip Sedat amcaya destek atarım. Hadi. Yani birlikte yaparız, ne olur. Tamam ya, vallahi yüzümü güldürdünüz. Helal olsun ya. Arıyorum o zaman. Ara, ara. Arıyorum. Ya ara. Arıyorum. Lan ara işte. Arıyorum. Allah Allah. Ya ara. Ya Bekir sen orada bana biraz zeytinle bir yarım kalıpta beyaz peynir versene. Tamam Sedat amca. Bekir, sucuk da ver benden. Ya. Resiye yazmam. Tamam hadi ya. Ben annem eczaneden ilaç çaldım demişti. Tacizden hüküm giymiş ya. Yazık kadın da bunun yüzünden şehri terk etmiş en sonunda. Ve siz de buna rağmen hala onu tutuklamıyorsunuz öyle mi Selçuk abi? Maalesef öyle kanat. Ne yapalım ortada bir suç unsuru yok ki. Adam görüşeceğiz diye not yollamış. Bana saldırdı, ekimi kolundan tutup çekiştirdi okulda. Bak istiyorsanız siz gene şikayetçi olun. Ama bir şey çıkmayacak ki bu haliyle. Siz birbirinize dikkat edin de. Ama bak sakın öyle bir delilik falan yapma. Haklıyken haksız duruma düşersin sonra. Neyse haberleşiriz. Tamam? Sağ ol Selçuk abi.
sinirlerim bozuldu ya. Böyle her an bir köşeden, kalabalığın içinden çıkacakmış gibi geliyor. Tamam. Hadi gel sakin bir yerlere gidelim. Hafta sonu. İstanbul'da sakin bir yer. Yani adınız Kanat ama hiç gökyüzünden haberiniz yok beyefendi. Beni takip ediniz. Tamam. Sakin. Tamam. Daha? Ne yapıyorsun oğlum burada? Ya Ayşe'yi görmeye geldim. Geldiğime de pişman olmaz. Niye? Kostüm mevzusuna değil mi? Ya sürpriz yapayım dedim. Aldım kostümü. Babası da almış. Git geri götür iade et diyor. Ya aradım telefonlarımı da açmıyor. Geldim eve git seni görmek istemiyorum diyor. Oğlum kız dümdüz gurur yapıyor lan. Bayağı bildiğin gurur yapıyor yani. Neyini anlamıyorsun? Ya neyin gururu bu? Tamam almış babası kostümü işte. Ya abi ben anlamıyorum bu. Ne bu daha? Neyi anlamıyorsun? Fakirleri mi diyeceksin gerçekten? Kadınları diyeceğim Bekir. Anlamak çözmeye yeter mi sanıyorsun? Bak ben sana anlatayım birazcık. Bayağı Sedat abi gitti kamyonunu kaptırdı. Tamam. Ortada kostüm falan da yok ya. Öyle yok Ayşe bir şey aldı verdi falan. Böyle bir şey yok. Kız bayağı gurur yaptığı için sana yalan söyledi. Anladın mı? Nasıl ya? Öyle işte. Neyse boş ver tamam halledeceğiz. Sen bu kıza barışmak istiyor musun? İstiyorum. Oyunda oynasın da istiyorsun değil mi? İstiyorum belki. Tamam. Tamam merak etme halledeceğim ben. Bekir abine duacı olacaksın duacı. Hadi kalk. Kalk hadi gidelim konuşalım. Hadi oğlum gel. Gel. Bak şimdi. Açılışı özel indirimlerimiz var. Bakmak ister misin? Açılışı özel indirimlerimiz var. Yeni açıldık. Promosyonlarımız var. Senin adam çok ruhsuz Halil. Olmadı böyle. Yok abi Sedat abi Arap atı gibidir. Sonradan açılır. Bir anda açılır. Sen hiç merak etme. Ben şimdi bir konuşup geleyim tamam? Tamam. Tamam olsa. Sedat abi. Açılış. Gözünü sevdim bak patron laf yapıyor. Biraz daha istekli arzulu ol. Gözünü sevdim ya. Bismillah oğlum. Halil bak benim asabımı bozma. Lan ben soytarlık yapacağım bize kalkışır mıyım böyle bir iş yapmayı? Ya soytarlık da palyaçoluk da bir iş değil mi abi? Gözünü sevdiğim ya hem sen demedin mi? Ya sonuçta bu bir iş utanılacak bir şey yok diye. Biraz daha istekli arzulu ol ya hanımefendi oğlum, biraz benim daha. Sinirimi bozma bak Halil. Zaten şurada biz burada ne yapıyoruz oğlum ya? Ya biraz daha davetkar ol ya. Biraz daha Halil bak sinirimi bozma oğlum. Yemin ediyorum ağzını burnunu kırarım ha. Bu ne oğlum biz ne giydik ya bu ne ya? Veli alemin önünde şeyli şeyli ya. Benim ya. Burada ne işim var ben manavım ya. Bekir, Dağhan, ya sizin ne işiniz var oğlum burada Allah Allah ya. Anama küstüler şuna. Ulan biz siz eksiktiniz yemin ediyorum ya. Biz de eksiktik tam olduk şimdi Sedat abi. Aynen. Böyle. Hadi hadi arkadaşlar hadi böyle. Buyurun. Bu çocuk öz karakterini buldu. Sedat abi biraz daha istekli ya. Allah Allah. Sedat amca. Bekir durumlardan bahsetti de büyük geçmiş olsun. Sağ ol ya sağ ol. Sonunda öyle işte. Ben de öyle yardıma geldim ama eğer rahatsızlık vereceksen. Yok evlat olur mu ne rahatsızlığı ya. Hadi gel başlayalım ya. Hadi başlayalım bitirelim şu işi ya. Hadi. Ya tamam. Uçurtma uçurmak çok iyi fikir, katılıyorum. Aha. Ama hazır bir tane alsak olmaz mı bu? Ya çok sıkıcısın Kanat. İnsan kendi uçurtmasını kendi yapmaz mı? Ha? Yapar ama babam bana uçurtma yapmayı öğretmedi ki.
Ya bu konulara yeterince girdik. Yine girmeyelim. Evet. Bana da öğretmedi babam. Ama bu yüzden vaz mı geçeceğiz peki? Hayır dememi bekliyorsun ama... boşu kürek çekiyoruz Ekim. Kanat, bak internette bir sürü video var. Yani bunu yapmayı gösteren, anlatan... açar bakar izlersin, öğrenirsin ha. İzleyemedin mi? O zaman da ne yaparsın? Heh. Vazgeçeriz, değil mi? Hayır, yanlış cevap. Tekrar deneriz. Tekrar, tekrar, tekrar. Yapana kadar. İyi, tamam hadi peki. Nasıl yapıyoruz? Bak. Özledim seni durup dururken. Üzgünüm bir tanem, nasıl görmedim yanından geçip giderken. Ah şu gönlümün bahçesinde yazı beklerken. Gökyüzünden bir damla düşer sebebi yokken. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen, tutuşup yansa bütün şehir kül olurum geçemem sen. Ya bir de kalkmış kostümle kapıya kadar gelmiş Hazal ya. Bizim ilişkimizde böyle kapıya gelmeler falan yok ki biliyorsun yani. Ya bir de babam da o haldeyken. Yani garip olmuş evet. Evet ya. Ay sabah da bir daha gelmiş. Ya anlıyorum kötü niyetli değil ama yani ben ona kostüm falan alma dedim Hazal ya. Hayır demek hayır demek değil mi? Yo bence çok haklısın. Çünkü hayır demek hayır demek, evet demek evet demek. Ben düşünmek istiyorum demek de yani. Tamam. Senin neyin var? Bir şeyim yok. Evet Hazal. Senin hiçbir şeyin yok. Bir duygun yok, hissin yok. Ya mutfak robotu gibi dinliyorsun sabahtan beri beni. Ne oldu sana? Orijinalle mi ilgili? Hastaydı diye duydum. Ali abi öyle demişti. Hasta mı olmuş? Ha. İyi. Beni de hasta etti zaten. Ne oldu kızım? Çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Evlenme teklif etti. Ne? Nasıl? Evlenme teklif etti. Benim sana önerim. Yani ben zaten açıkçası okuldayken beni arayınca anlamıştım. Normalde aramaz çünkü. İşte bana diyor ki özel bir seçim yere gireceğiz falan. Tamam, ben direkt anladım dedim. Bu okulda beni aramaz, bir şeyler merhaba, var. Merhaba. Böyle hafif daha lüks bir yerdeyiz. Üstüne takım elbise giymiş damat gibi. Diz çok önümde evlenme teklif ediyor bana. Sence bu normal mi ya Ayşe? Ayşe, normal mi sence bu? Bu yaşta evlilik normal mi? Ayşe, biz kaç yaşındayız ve... ben nereye... nereye götürdüğünü söylesene, onu anlatıyordum. Baban değil mi? Ya Allah aşkına Hazal, ne babası, babamın ne işi var burada? Gel gel sen. Ayşe, gel baban... biz gürültüden uzaklaşalım, bak benzetiyorsun. Thank you.
şimdi? İşte şimdi gerçekten hayattan kopuyorum. Ve hikayelerin dünyasına giriş yapıyorum. Ey yorgun gece. Ey uzun ve bezgin gece. Kırp şu saatlerinden biraz. Gün doğumuna huzur gönder. Yolumu aydınlat ki Atina'ya geri dönebileyim. Kurtar beni şu hain insanlardan ne olur. Gel uyku. Hani bazen kederin gözlerini kapatırsın ya. Gel kurtar beni kendimden. Nasıl yani? Harikasın. Bu dünyada beni gerçekten mutlu edebilecek hiçbir yer yok sanıyordum. Ama varmış. Başarılı bir oyuncu olunca anlatacağım bir anının parçası olduğum için mutluyum şu an. Yani şöhret beni pek bozmaz, merak etme. Arada sırada işte sizinle de görüşürüm. Öyle mi hanımefendi? Yalnız bu kostümden içinde o kadar güzel duruyordun ki. Rüya gibi Aziz. Her şey rüya gibi. Sen bana bunun rüya olmadığını söyle. Dünyada hayalleri en hızlı gerçekleşen insan sensin. Bir sana bir şey söyleyeyim mi Leyla Artener? Kabuslar bitti. Şimdi hayallerimizi, rüyalarımızı yaşama zamanı. Bizim zamanımız. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben daha çok. Ne yapıyorsun? Kuşları mı sayıyorsun? Daha çok aptallığımı yeniyorum galiba. Ben biraz abarttım galiba, özür dilerim. Yalnız bu dediğin şey bu aralar biraz fazla oluyor, bu abartı dediğin şey. Farkındasın değil mi? Haklısın. Babamın gidişi böyle, yaşadığım şeyler falan, galiba ben bu süreci iyi yönetemedim. İyi yönetemedin mi? Hazal tasarruf mu evdatın bu? Ya bir insanı ya seversin ya sevemezsin yani. Seversen kendi gider zaten. Neyi yönetemiyorsun ben anlamadım. Hayır, hayır, bu seni sevip sevmemekle alakalı bir durum değil. Ya ne bileyim, öyle yaptığın şey... Orijinal biz daha çok küçüğüz. Çok erken bizim yaşımız şu an. Yani biraz şey oldu. Korkuttu galiba. Hı? Korkuttu, evet. Evet, gerçekleri konuşuyorsak korktum. Bu konuda biraz haklısın galiba. Bu aralar biraz fazla aşk filmi seyrettim, özür dilerim. Bak işte bak, ben senin bu halini seviyorum. Senin böyle kendine dalga geçtiğin, beni kırmamak için kendine savaştığın halini seviyorum senin. Ve bence gerçek kahramanlık bu. Seviyoruz be, ne yapalım? Şimdi kahramanlık sırası bende sanırım. Nasıl yani? Yani kafam karışıktı, evet. Ama anlıyorum şu an neden karışık olduğunu. Seni sevmediğim için değil. Ama sen haklıydın. Sen haklıydın. Ben bizi hep ayrı dünyaların insanı olarak gördüm. Tabii. O yüzden böyle alışmıştım yani. Aklımın köşesinde hep günün birinde
yollarımızın ayrılacağına dair bir fikir vardı. Ama ben şimdi bunu nasıl aşacağımızı biliyorum. Okuyacaksın orijinal. Okuyacaksın, çalışacaksın. O sınavı kazanacaksın. Ve böyle bu sana inanmayan herkes çok şaşıracak. Herkese o lafı yedireceğiz, biz birlikte yapacağız. Bunu birlikte kitap okuyacağız, test çözeceğiz, çalışacağız. O sınavı biz birlikte kazanacağız. Ve biz şartların aramıza koyduğu engelleri böyle birlikte aşacağız seninle. Ve sen bunu benim için yapacaksın. Benim için ve kendin için. İşte şimdi aramızdaki duvarları yıktın. Şimdi yıktın. Senin için başaracağım. Senin için yapacağım ilk oyun mahallenin kızı. Ne? Baba ya. İnanmıyorum. Baba! Ya baba inanmıyorum ya. Biz kızımızı yedirmeyiz ya. Biz kızımızı yedirmeyiz dedim. Ha? Ya sen bu dünyadaki en iyi babasın. Sen en güzel kızsın yavrum benim. Sen bugün beni gördün değil mi? Gördüm. Gördüm ve çok gurur duydum. Yani bir gün senin çocuklarımı anlatacağım zaman, bugün anlatacağım. Ben de o kıyafetler içinde seni gördüm. Çok gurur duydum. Dedim başarmışız. Halden anlayan, ince görülen, ince düşünen, pırlanta gibi bir kız büyütmüşüz biz ya. Canım kızım benim. Anne gel. Teşekkür ederim. Oh. Hadi, hadi. Bundan sonrası sende artık. Hadi. Ben bunu deneyeceğim. Hadi bakalım. Bunları sen denemişsin. Çıkalım. Hadi. Abi. Halil, gelsene burada yer var. He. Hayırlı akşamlar. Rahatsız etmeyeyim ya sizi. Yok canım, ne olacak? Gel otur. Ha, oturayım. Yani bizimkiler de işte tiyatroya çağırdılar böyle. Heyecanlarını atmak için geniş prova mı, genel prova mı ne yapıyorlarmış. Onun için geldim ben de. Çok kalabalık. Baksana birkaç kişi daha geliyor. Öyle öyle. Yani ben de şeyden çağırdılar. Biraz tiyatrodan anlıyorum ben tabii. Öyle mi? Takip eder misin? Tabii canım. Tabii şimdi iş nedeniyle falan o kadar çok takip edemiyoruz. İş gereği ama çocukluğumuza çok gittik. Gençliğimizde çok gittik özellikle. Direktör arası olsun, ondan sonra biz askerde de götürdüler, izlediler. Yani çok seviyorduk biz. Bunlar güzel şeyler, kültür. Önemli yani. Sinema, tiyatroydu, neyim olsun. Yani sanat her şeyin ötesinde. Kültür sanat önemli, evet. Sizin ne işiniz var? Tiyatrodan mı anlıyorsunuz? Ağla, ağla. Sahnede ağla.
Herkesten nefret ediyorum. En çok da kendimden. Şimdi bütün gücüm ve aşkımla onu takip edeyim. Helen'i onurlandırayım. Onun şövalyesi olup buyruğuna gireyim. Yardım et Lizemdir. Kurtar beni. Boynuma dolanan şu yılanı söküp al. Kurtar beni. Boynuma dolanan şu yılanı. Mevlüt. Kürk mantolu Madonna'yı mı okuyorsunuz hanımefendi? Histoloji okuyorum beyefendi. Yoksa bana olan isteğinizden mi bahsediyor o histoloji kitabı? Ya sence benim sana olan isterimi anlatmaya satırlar, kitaplar yeter mi ya? Histoloji. Tıp bölümü 2. sınıf dersin. Hazal Hanım daha 1. sınıfa yeni başladı. 2'nin derslerini almaya çalışıyor. Tembel orijinal daha 2'dir üniversiteyi kazanamıyor. Sevgilim tamam. Yani Allah'ın hakkı 3'tür. 2 kere olmadı. 3'üncü de halledeceğiz. Ben inanıyorum. Baksana. Seneye aynı gün, aynı yerde, aynı saatte dedik ama kimse gelmiyor. Oho. Doktor hanım ve hastası gelmiş bile. Ne haber ya? Allah'ım olsun. Yanımda. Burada. Orjin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ya. Bu arada doktorluk demişken herkes bir oturabilir mi? Hazır mı? Başla. Tamam. Bir daha herkes bir oturabilir mi? Hadi bakalım. Neyseyle. Ben de doktorum. Efendim ben gezici doktorum. Şehir şehir, il il, ülke ülke dolaşır dururum. Ünüme layık parlak mevzular, doktorlukta öğrendiğim büyük sırları paylaşabileceğim, bana fayda verecek vaziyetleri incelenmeye dair hastalar ararım. Bravo! Ne bu, yeni oyun mu? Evet. Moynet'ten hastalık hastasını oynuyoruz. Evet. Ben Toynet. Gel buraya. Çok başarılı olacaksın, sana güveniyorum. Çok iyi bir oyun olacak. Çok güzel oldu. Tiyatrodan dolayı kafayı yiyecek artık neredeyse. Ya uykularında bir tiraplar atıyor. Asıl konservatuarı kazanmasaydım o zaman kafayı yiyecektim ben. Ya bir şey diyeceğim. Bu oyuncular, oyuncuların hayatı böyle dışarıdan pek kolay gözükmüyor diyorlar, doğru mu? Neyse ki teknoloji dehası sevgilisi hayatlarını kurtaracak yeni bir aplikasyon çıkardı. Beyaz film. Yüklemediniz mi yoksa? Ya hayır Aziz, hayır, aman bizden uzak dursun ya. Hatırası iyi değil biliyorsun. Tamam biliyorum ama inan bu sefer kötü bir şey yok içinde. Sadece okul dedikoduları üzerine. Bak buraya giriyorsun, okulunu yazıyorsun ve... Birisi dedikodu mu dedi acaba? Ben de varım o zaman. Hoş geldin. Ben... Sen nasılsın? Nasılsınız? Ay ne güzel kokuyorsun ya. Ebeveyn senin olsun. Nasılsın ya? Ha bu arada haberler demişken taze haberler sendedir Melisa. Da Ozan'ı göremedim yanında. Yoksa yeni denizlere yelken mi açtın? Evet, yeni denizlere yelken açtığım doğru. Nasıl? Bir saniye. Ayrıldınız mı Ozan? Başka biri falan mı var? Ya siz otursanıza, şöyle ayakta kaldık.
Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir plan yok hayatımda. Anlatıyorum hemen. Evi sattım. Onun yerine çok güzel bir tekne aldım. Kaptanlık ehliyeti, belgeler falan hepsi tamam yani. Ay kaptan oldun demek. Ya çok iyi, hoştum. Ben hala Ozan'ı bu hikayeyi konumlandıramıyorum Melisa. Bir şey kaçırmadım değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Evraklarla uğraşıyordum. Kusura bakmayın ya. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Yani... Yılan. Sen bensin. Nasılsın? Ne haber? Sordum çok. Bizi nasıl hissediyorsun? Ne haber abi? İyiyim şimdi. Sağ ol. Biz bir ara kafalaşmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ya. Süper. Beraber mi çıkıyorsunuz? Bayağı romantik. Vallahi Kaptan Melisa Hanım'a bir çoluk yapmak biraz sancılı bir süreç olacak ama göreceğiz artık. Bebeğim hepsine değecek, merak etme. Bir de söylemiyor ya. Müziksiz buluşma olur mu gençler ya? Gel buraya, gel. Hoş geldin. Gel, 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 gel. Peki biraz kıssam mı acaba sizinle? Bu da yaşlandı mı, ne oldu? Gel. Melisa, gerçekten seni dinlemeliydim. Yani Bekir'le bu yolları hiç düşmemeliydim. Ya bebeğim, istersen teknemle seni kaçırabilirim hemen. Tekne mi aldın? Gemi, gemi, tekne diye. Dikkat et de o teknenin patlatmasın Ateş Bey bir yerlerden çıkıp verirse. Zor bir ihtimal arkadaşlar. Kendi şu anda İzmir'de çok mutlu. Aa pardon, Foça'da ve çok mutlu. Evet ama bence sen yine de her zaman arkana bakmayı unutma. Neyse ya, bir şey soracağım ben. Okulda benden sonra başrollüye aday iki kişi vardı ama ben onları göremiyorum. Acaba neredeler? Bu beklemiyorum. Şu yaram. Beklemiyorum. Kanat, iyi misin? Özür dilerim ya. Gel, gel bakayım, gel. Ya Kanat, burada bir şey yok ya. Ne habersin ya? Nasıl oldu? Ben sen. Beni inanılmaz korktun. Ne yapacağım ya? Nasılsın? Bir daha sarılmayacak mıyız? Bana kolum kaldı. Peki enişteciğim, bu uğruna kurşunlarla üstüne atladığın kadın nerede? Sormayın ya. Kurşun yaram iyileşti ama gönül yaram fena durumda. Kimle konuşmuyoruz artık. Nasıl ya? Hadi ya. Nasıl oldu oğlum, ayrıldınız mı? Allah Allah. Ya. Sizce bu adam bir daha beni bırakabilir mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatta ayrılmaya geç, evlendik bile. Ne? Ya, evlendik. Evlendik. Belçika'ya gidiyoruz. Ne? Yani ayrıldığınızda şaşırıyordum. Evlendiğinizde daha çok şaşırdım. Bir saniye arkadaşlar, bu yani ne oldu bizim kankalık? Benim niye haberim yok bundan tam olarak? Kanat basket bursunu kazandı üniversite için. Benim de başvurum kolay olsun diye. Aramızda böyle törensiz bir nikah yaptık. Ya gerçekten aşk olsun bu arada. Ya törensiz de olsa bence biz katılırdık. Niye söylemediniz? Kardeşini bile davet etmedi ki. Daha ne olsun? Aman gençler, neyse ya. O zaman parti, dans falan, evet, bir şeyler var ya. Evet. Düğün partisi. Başladı müzik şu an. Evet. Sizin adınıza gerçekten çok seviyorum. Umarım mutluluğunuz hep böyle daim olur. Teşekkür ederiz. Artık Belçika'ya geliriz. Gel tabii, misafirimiz olursun. Gel. Canım benim. Çekil.
Mesela ben çıkıyorum. Evet. Ha. Ozan. Kaptanlar kendi nikahlarını kıyabiliyor mu? Kaptanlar neler yapabiliyor mu bilsen. Gençler, bensiz başlamışsınız partiye. Ne oldu? Öğretmen okuluna gidince düşman mı olduk? Ay çok özür. Çekilmek ister misin? Evet. Bekir, koy bizim şarkıyı. Arkadaşlar, biz başaramadık. Ama büyük bir hata yapmaktan dönmek için geldim buraya. Benimle dans eder misin? Ah, ya. Tamam. Açıyorum. Aç hadi. Dans edelim mi? Şey aynı, gittin gideli. Biraz yorgun, huzursuz. Zaman faydasız, besbelli. Sardı korkular yine, kalırım yalnız diye. Oysa derdim dünya, umrum değil bile. Döndüm bak en başa, yolu yok bunun başka. Vazgeçtim ben de, bakmadan arkama. Ben büyük bir hata yaptım galiba. Bilmem. Beni affedene kadar peşinden geleceğim Ayşe. Ama öğretmenlerim tayin her yere çıkabiliyor. Daha. Kutuplara bile çıksa geleceğim. Ya o zaman bir hareketlerine bakayım. Ona göre karar veririz. Ya sen bildiğin öğretmen olmuşsun ya. Farklı olan bizdik önceden. Değişmez sanmıştım oysa. Ne çabuk geçti devri harika. Uyuyamadım dün yine. Ne yapsam nafile. Kaybettim ben her şeyi bile bile. Döndüm bak en başa. Yolu yok bunun başka. Vazgeçtim ben. Bakmadan arkama, tünelin sonunda bir ışık olsam. Koşardım sana korkmadan, engelleri aşıp ruhuna dokunsam. Değişir belki dünya, tünelin sonunda bir ışık olsam. Koşardım sana korkmadan, engelleri aşıp. Arkadaşlar, gitme zamanı. Biz bir süre yapacağınız etkinliklere ve buluşmalara katılamayacağız. Ama sizi çok seviyoruz. Bize uzanan o elleriniz ve güzel kalpleriniz için teşekkür ederiz. İyi, kötü, ne kadar anımız varsa hepsi için teşekkür ederiz. Sizden son kez bir şey isteyeceğiz. Şöyle hep beraber sımsıkı tüm gücümüze sarılalım ve sonsuza kadar bu anı unutmayalım. Hadi. Bağırıyor.
Arkadaşlar merhaba. Ben yeni rehber öğretmeniniz. Odam koridorun sonunda, kapım açık. İstediğiniz zaman gelip benimle istediğiniz konuda konuşabilirsiniz. Ben de bu sıralardan geçtim. Özellikle zorbalığın envai çeşidiyle ben de karşılaştım. Bu yüzden sizin derdiniz benim derdimdir. Lütfen gelip benimle konuşmaktan çekinmeyin. Zorbalık bir hastalıktır. Sessizlikte büyür ve gelişir. Ve bundan kurtulmanın tek yolu sesinizi çıkarmaktır. Lütfen anlatın. Başınıza gelenleri arkadaşlarınıza anlatın, internette anlatın. Siz anlattıkça zorbalığın geri adım attığını, uzattığınız elleri tutan eller olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Söylemeniz gereken tek söz şu ki... Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Fırçın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anla kal, uyan ve duy beni. Ve bunu söyledikten sonra zorbalık geri çekilir. Sizin zamanınız başlar. Şimdi oyunu değiştirme zamanı. Şimdi onlardan daha cesur olduğunuzu gösterme zamanı. Görüşmek üzere.